Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok şükür biz hastalık süresini atlattık. Bugün tam 10 gün oldu. Artık fizik tedaviye başlıyoruz Allah'ın izniyle. Evet, bugün Oğuz hocamız gelecek. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. İnşallah her şey hepiniz için yolundadır arkadaşlar. Evet. Benim kızımın 3 gündür ağlama krizleri var geceleri. Ne oluyor bilmiyorum. Ne oluyor acaba sana her gün aynı saatte her gece? He? Gören de seni böyle uslu uslu uyuyor zanneder ha geceleri. He? Ne oluyor ki sana aşkım? Ne oluyor ki sana? Olsun be annem. İnşallah iyi olursun ama yine de. Gece uykusuzluk çok zor oluyor aşkım. Evet. Evet uykusuzluğu geç ağlaman çok üzüyor bizi. İçin için ağlıyorsun. Şimdi Elif adayı hazırlayacağım, yerine koyacağım. Hemen buraları bir süpürüp lavabomu yıkamıştım zaten. Hazırlanalım. Teyzeleri, Elif ada hazır. Şimdi böyle giydirdim korsesini. Ağız içini temizledim, saçlarını taradım. Şimdi buharlarını alacak. Saat şu anda 12:20 geçiyor. Elif ada buharlarını alırken ben de bulaşık makinemle toparlayacağım. Yatak odamı yatağımın üzerine kapatacağım falan. Giyineceğim. Geleceğim hemen. Elif adamın buharını ayarladım arkadaşlar. Evet. Hadi buharını alsın. Ben de işlerimi halledeyim. Arkadaşlar şöyle hızlıca yerleri de süpürdüm. Elif adam ikinci buharını alıyor. Şöyle hava temizleyiciyi de açtım. Hop. Şöyle bakalım. Arkadaşlar Elif Ada uykuya geçti. Oğuz Hoca gelene kadar dinlensin. Ben de şöyle bulaşık makinesini toparlamaya başladım. Şimdi buraların böyle tozunu da aldım. Yerleri süpürdüm. Elif Ada'nın buharını verdim. Öğle sıcağı çıkmaya başladı. O yüzden klimayı açtım. Elif Ada'nın minderinin yüzü geçecek. Yıkamıştım onu. Hemen giyinip onun minderinin kılıfını da geçirelim. Ne ağlıyorsun Elif Ada? Ha? Neden? Ağlama aşkım. Ağlama. Ağlama. Ders yapacağız. Evet. Bütün öğrenciler yerine yerleşti arkadaşlar. Elif Ada da burada. Hazırım Allah'ın izniyle. Möleminin şununla birlikte. Sizler nasılsınız bu arada arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz iyiyiz. Çok şükür artık toparladı Elif Ada. Sadece geceleri ağlama krizleri başladı. Nedenini bilmiyorum. Gaz sıkıntısı büyük ihtimalle diye düşünüyoruz. 3 gecedir aynı saatte kalkıp hüngür hüngür ağlıyor için için. Geçecek inşallah bu dönemleri de. Ama genel olarak sağlık durumu iyi. Buharlarının tamamen rutine dönüp 2-2 sabah Ventolin Budekort, akşam Ventolin Budekort 2-2 devam edeceğiz. Bu bizim rutinimiz, artık rutinimize dönüyoruz. Rica arkadaşlar böyle benim koltuğumda daha ben biliyorsunuz bir ay bile ya oldu ya olmadı koltuklarımı sileli. Şöyle lekeler, en ufak bir su lekesi de olsa böyle çok kötü oldu artık koltuğum. Tip bu iş yapıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Döşemedir işte, otellerin bütün tamamıyla mimarisini alıp. Evet. Hepsini kendileri yaptığı için arkadaşlar. Döşemeci tanıdığımız da var. Biz bu koltukları da döşemecide yaptırmıştık biliyorsunuz. Çok uygun fiyata bundan 4 ya da 5 yıl önce. Şimdi koltuk kılıflarını konuştuk arkadaşlar döşemeciyle. Allah'ın izniyle koltuk kılıflarını değiştireceğiz. Renkler birebir hemen hemen hani aynı renkler olacak ama tay tüy leke tutmuyormuş araştırdığım kadarıyla. Bir de baby face dedikleri ama döşemeciye sordum. Baby face çok hassas bir kumaş. Çabuk yırtılır, çabuk esner dedi. En iyisi tay tüy dedi arkadaşlar. Tay tüyünden koltukları döşeteceğiz. Bugün Fatih kartelasını getirecek, seçeceğiz renkleri ve cuma günü biz tatile gitmeden bir gün önce koltuklar gidecek arkadaşlar. Bu koltuğum şuradan kesilecek,
Şu köşe tarafı ayrı bir koltuk olarak olacak. Çünkü bu tamamıyla uzun olduğu için bizim pencereyi söküp bu koltukları eve geçirmişlerdi. Biz tatildeyken en azından yapılırsa o boşlukta değerlenir diye düşündük ve Allah'ın izniyle koltuklarımızda döşemecede yüzlerini, kumaşlarını değiştirmeye karar verdik artık. Çünkü o kadar yoruluyorum ki, gördüğünüz üzere lekelere bakın. Birileri geldiğinde olmuyor arkadaşlar. Sildiğiniz halde bile o sildiğinizin nem lekesi kalıyor. Çok ilginç bir şekilde. O yüzden de hem bu koltuğun şu Elif Ada tarafında olan tarafın tamamen minderleri değişecek. Hem de kılıfları değişecek arkadaşlar, kumaşları. İnşallah fizyoterapistimiz geldi. Açalım kapıyı ve inşallah çok güzel bir ders olur bugün. Öyleyse de söylemek istedim. Renkleri de akşam seçerken, bugün kartıyla gelecekti. İnşallah gelirse akşam seçerken size de gösteririm. Fasile karar vereceğiz renklerini. Annem, kim geldi? Midesinin rahatlamasıymış derdi arkadaşlar. Rahatlayınca yüzü gülmeye başladı. Fizyoterapisti de geldi. Değil mi aşkım? Merhaba de. Hop. Hop hop. Evet, çok sevindi dersten önce dansa. İyi oldu hocam, dans edin önce. Çıktık 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 çık. Seviniyor. Uyuyamam inşallah. Derse de çok mutlu geçer Elif Ada. Çok güzel duruyorsun. Ne istediniz hocam? Ya da iyi çıkamayacağım. Çık olabilir mi? Fondöterimi getirin. Elif. Değil mi Elif? Ay kurban olun. Kötü mü hocam? Nasıl boynum bu arada? Şey fas ayakları. Salıyor. Biraz şey yapmış herhalde. Belki soğuktan şeyde. Kasılma mı? Kaldırmış yine. Annesine çekmiştir şey hocam. Yaptıkça, evet. Ben iyiyim. Yani stresle biraz, evet, geçen hafta şey tutulmalarım oldu ama iyiyim. Siz ama onu gördüğünüz zaman zaten bana söylüyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Şu an şeyde ayaklarında hocam. Fasya dokusu. İyi, ayakları da iyi. Değil mi? Rahat da hatta bugün şey. Çok ya şey falan. Dedim ya hocam, hani hareketi seviyor artık. Önceki gibi değil. 1 yaşından beri. Anam. Ben yaşlandım. Hocam şöyle tuttuğunuz bir fotoğraf var, turuncu elbiseli, hatırlıyor evet, musunuz? Evet. Küçücük bağdaş kurmuş. Hiç unutma, onu yıllar sonra burada bir tekrarlamıştık. Hmm. Ama büyüyor ya, elinizde büyüyor resmen. Hmm. Evet annem. Arkadaşlar Elif Ada'nın üzerini değiştirdim. Antibiyotiğini verdim, karnını doyurdum. Allah'ım, Tigran'ın da burnunu oynaya oynaya uyuyacak prenses. Artık prenses için uyku zamanı. Halılarım geldi. Dünkü gelen medikal malzemeleri yerleştireceğim. Bugün işim bu vestiyerin üzerindeydi. Burada hani Elif Ada'nın bir tane bebek arabası vardı ya arkadaşlar. Onu bir kardeşine, Instagram'dan tanıştığım bir kardeşine hediye yollayacağız. Özel gereksinimli bir kardeşine. İhtiyacı varmış, hiç kaldırmayacağım. Amine'nin bebek arabasını kaldırdığım için Elif Ada büyürse onu Elif Ada'ya kullanırım. O turuncu bebek arabasını da bir kardeşine hediye edeceğiz Allah'ın izniyle. Dün kendi nasibiyle geldi çünkü minnoş. Böyle koridor halım geldi arkadaşlar. Hem koridora hem mutfağa aldığım halılar geldi bugün. Açmayacağım. Bunları tatilden döndükten sonra temizleyeceğim eve güzelce. O dönem çünkü şanslı biz olmayacağımız için. Zeynep sağ olsun bakacak ama hani ne olur ne olmaz, çiş kaçırma riskine karşı biz evde olalım. Zeynep gelip kontrol edecek ama dediğim gibi her gün mamasına, tuvaletine bakacak. Şimdi ben böyle çamaşırlarım var. Onları katlayacağım. Bugün bu medikal malzemelerini yerleştireceğim. Şurada ütülerim var. Balkonumda da birkaç tane çamaşır serdim. Bugün orada ütülenecekler var. Onları ütüleyeceğim. Şöyle açalım. Direkt dersteyken geldiği için böyle koydum. Üstündeki kabı çok pis duruyor. Onu hemen açalım. Bu koliyi açalım. Bir de şu koliyi açalım. Açalım. Şöyle bir bakalım. Elif Ada'nın medikal malzemelerini koymak için aldığım kırık gelmiş. Saklama kabı gelmişti ama bu kırık gelmiş ya. Ay çok üzüldüm şu an. Bayağı kırık gelmiş. Neyse, değiştireceğim artık. Nasip değilmiş. Resmen kargoda yine muhtemelen parçalanmış ki bu da kırılmış.
Ay ya, tüh, üzüldüm. Neyse, nasip artık bunları bir değiştirelim. Arkadaşlar, poşetleri o kadar pis ki böyle koridora çıkardım. Hem bir bakalım ölçülerim doğru mu? Çünkü diğer saklama kapları Elif Hanım'ın medikal malzemelerini koyarım, bir araya getiririm diye almıştım ama kırık geldi. Onların fotoğrafını Fatih'e yolladım. Bunları iade. 15 litreliğini alalım. Bunlar varmışken de artık küçük geldi çünkü benim. Pis şeyler. Şöyle yıkanabilir. Onlar hem fiyat olarak da bayağı uygundu arkadaşlar. O yüzden de mutfağa da aldım. İyi olacak. Şöyle bakalım. Masanın altına da girecek böyle. Şöyle. Vallahi çok güzel oldu. Hem böyle halıyı direkt makineye atıp yıkamak için de kolay olacak arkadaşlar. O yüzden de özellikle böyle seçtim. Şöyle ortalayacağım. Çok birebir de kapatmayacak böyle. Bu şekilde halılarımın deseni de size de göstereyim. Arkadaşlar, meleğim dinlendi. Uyandı. Mamasını içti. Anne kuzusu. İlaç olmayınca mamayı çok güzel içiyor. Ama ilaçlarımız da azalmaya başladı çok şükür. Antibiyotiğim biri bitti, biri devam ediyor. Günde bir defa olduğu için. Onun haricinde normal rutin ilaçlarına dönmeye başlayacağız birkaç gün sonra Allah'ın izniyle. O antibiyotiği bitiyor ama kendi Elif Adan'ın koruyucu antibiyotiği devreye geçecek. Allah en güzel vekil, Allah kerimdir. İnşallah hepsi düzelir Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar saat 6'ya geliyor. Ben Elif'a da uyurken çay içtim. Ütü de yapmadım. Çamaşırlarımı katladım sadece. Vakti kendime ayırdım bugün. Nasıl mı? Şöyle makrumu aynam vardı. Yarım kalan. Ve onu ördüm. Şöyle 3 tane dilim. Şöyle son 2 dilimi kaldı. Bunun 2 tane çerçevesini örmüş müydüm bilmiyorum ama birini kesin örmüştüm. Üçlü aynı olacak bu. Böyle kendimi oyalıyorum arkadaşlar. Ben yemeğim vardı. Dün ben hiç bütün gün boyunca vlog çekmedim pazartesi günü. Etli kuru fasulye ile pirinç pilavı ve hoşafla salatayla yemiştik dün. Bugün de yine kuru fasulyemden ve pilavımdan var. 2 günlük yaptım arkadaşlar. Onlar yemeğimde olduğu için oturuyorum hala. Böyle dinlendik bugün. Evet. Sabahtan Oğuz Hoca gelecek diye o tempoyla bütün işlerimi yaptığım için rahat ettim arkadaşlar. İşlerimi sabahtan halledince bütün gün bize kalıyor değil mi anneciğim? Evet. Yarın dersimiz yok. Perşembe günü dersimiz var. Bir de cuma günü dersimiz var. Cuma günü Hasan Hocam'ın Allah'tan bir mani çıkmaz, bir sıkıntı olmazsa ilk dersimize başlayacağız. 2 haftadır başlayamadık. Nasip olursa cuma günü başlayacağız inşallah arkadaşlar. Böyle. Değil mi annem? Akşam oluyor bugün de. Bugün de gün bitti. Benim boncuğum uyandı. Arkadaşlar, Fatih şöyle kumaşları getirdi. Taytüyü olan. Aşkım bir şuna müsaade etsin. Aslında biz yine gri tonlarına gidiyoruz ama çünkü bizim renkten yana değildi sıkıntımız. Kumaştan dolayı. Bunlar da taytüymüş. Böyle labirentli. Şuna su döktük. Şuna da su döktük. Denedik arkadaşlar. Üstünde su tutmuyor. Leke de tutmuyormuş. Ama ben açıkçası şununla şu tutsana aşkım şu ikisi şöyle ya da şu ikisi gibi düşündüm. Bak şurada bir tık koyu rengi daha var. Hepsi aynıymış gibi duruyor ama renkler koyu. Şu da koyu rengi. Şöyle bilmiyorum nasıl olur. Karar veremedik hala. Şununla bir de şu olabilir diye düşündük. Şu ikisi. Karar veremedik ama karar vereceğiz. Ve ona göre yaptırırız arkadaşlar. Şu zümrüt yeşil de çok güzel duruyor bakın. Berjerlere belki bu renk kattırabilirim diye düşündüm. Şu yeşili. Gri ile uyumlu, yani evin boyasıyla uyumlu olsun diye bakıyorum ama bilemedik. Arkadaşlar, koltuklarımın rengine karar verdim. Bayağı bir bocaladıktan sonra. Ama güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi şu iki renk şöyle. İkisi de açık renk.
Şu L koltuğuma, şu üçlü koltuğuma arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir de şöyle göstereyim. Şu renkler. Gri'nin en açık tonuyla bir tık koyu tonu. Şöyle koyu tonlara girmek istemiyorum. Evin havasını, odanın tek bir odam var daha aydınlık olsun diye. Sinilebilir. Suyla test de yaptık Fatih'le. Üstünde su kayıyor. Ve çok araştırdım. Döşemeci de aynı şeyi söyledi. Tight yün öneriyor. Şimdi şu ikisi dediğim gibi L koltuğum, üçlü koltuğum. Bir de şöyle size getireyim şunların yanına. Şu ikisinde berjerler konusunda çok kararsız kaldım. Biri bu. Gelir gelmez şu desen aslında çok sevdim, güzel olur diye. Ama perdelerim ve halım koyu renk diye, gri renk diye, şu gri alt yeri gri olanla şöyle getiriyorum. Bunu da şöyle berjerlerime olsun diye düşündüm. Şu arkadaşlar. Şu üçünü seçtim. İnşallah koltuklarım geldiğinde de güzel durur. Arkadaşlar hepinize ikinci günden merhabalar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz güne çoktan başladık. Elif Adaminoş'un ilaçlarını, buharlarını hepsini verdim. Artık rutinlerimize döndük arkadaşlar. Sabah akşam sadece iki defa veriyoruz artık buharlarını. İki ilacını da veriyoruz ama. Evet, göğüs öyle yapmamızı istedi çünkü. Evet, değil mi aşkım? Koruyucu olarak devam edecekmişiz. Onları hiç bırakmayacakmışız. Yani bu Elif Ada'nın sık enfeksiyondan dolayı Ventolin ve Budecort'un arkadaşlar hiç bırakmayarak devam edecekmişiz. Onlar diyene kadar. Evet. Heyecana bak, seni yerim. Seni yerim boncuk, heyecanına bak. Arkadaşlar ben şimdi bir makineye çamaşır attım. Elif Ada'nın üstünü de değiştirip makineyi çalıştıracağım. Evet aşkım. Yastığını falan, kılıfını değiştireceğim. Dün değiştirmiştim ama ilaçları verirken ağzından çok akan olduğu için Elif Ada'nın çok çabuk batıyor her şey. Şimdi makineyi çalıştıracağım. Evet, üstünü de değiştireceğim. Evet, sonra böyle yavaş yavaş tatil hazırlığı için bavulumuzu hazırlamaya başlayacağım arkadaşlar. Elif Ada'nın kıyafetlerini hazırlayacağım. Yarın ders var. Cuma günü ders var. İnşallah bir aksilik olmazsa. Cuma gününe ilaçlarını bırakacağım sadece. Bugün akşam hem bizim kıyafetlerimizi hem Elif Ada'nın kıyafetlerini, yani bavulu hazırlamış olacağım Allah'ın izniyle. İlaçları da Cuma günü. Son gün hiç unutmadan ne var ne yok, sadece ilaçlarına odaklanmak istiyorum. Evet aşkım. Bir 6-7 gün olmayacağız evde. Şanslıya Zeynep teyzesi bakacak. Evet annem. Evet. Hadi başlayalım o zaman güne. Hadi üzerimizi bir değiştirelim. Arkadaşlar şöyle Elif Ada'nın odasının kapısını kapattım. Robot süpürgeyi açacağım. Ben yatak odasının çarşafıyla adezini değiştireceğim. Elif Ada yanımızda yattığı için orası batmış. Onları makineye attım. Çarşafla adezini. Elif Ada uyanınca kıyafetlerini de onu banyo yaptırıp atacağım. Şimdi burasıyla koridorla, o mutfağın halıları serili olmadığı için buralar iki tarafı da süpürsün o süpürge. Hatta yatak odasına bir de girebilir. Sonra da yerleri sildireceğim robo süpürgeyle. Çok uzun zamandır yapmıyorum. Bir yapalım bakalım, çalıştıralım. Arkadaşlar robo süpürge burayı süpürdü. Şöyle yatağımızı da toparladım. Elif Ada'nın şu yastık kılıfını da geçireyim Allah'ın izniyle. Burası tamam. Elif Ada Minnoş'u uyandığında da burada banyo yaptırırım Minnoş'u. Şimdi arkadaşlar çocuk odasına geçtim. Buradan malzemeleri de toplayayım. Dün katlamıştım. Yerleştirilecek, kütülenecekler var. Medikal malzemelerin sadece şunlar kaldı. Diğerlerini şuraya koydum. Islak mendillerini, proplarını hepsini yerleştirdim. Cuma günü alacak bu mobilyacı abi bunları. Kartelalarını, halılarımı burada açtım. Onları buraya güzelce koydum. Burayı da bir toparlayayım. Ütülerimi de akşam yavaş yavaş yapayım. Gidelim hadi. Hadi gidelim hadi banyo. Uyanmış bu kız teyze hoşları. Deleri. Bu kız mis gibi banyosunu yaptı teyzeleri. Şimdi böyle güzelce bir. Evet. Vücudunu nemlendirip masaj yapma zamanı. Bacaklarımıza, boynumuza. Değil mi aşkım? Ben Elif Ada'nın ağız içini temizledim. Saçlarını taradım. Kulaklarını temizledim. Yüzüne mis gibi krem sürdüm, nemlendirdim. Çok şükür Minnoş. Oh vallahi çok yağ atladı. Anneciğim, elleğine sağlık de kızım.
Şifa olsun, sağlık suların olsun prenses. Saçlara saçlara. Saçlara saçlara. Ne söyleyeceksin anne? Heyecana bak, heyecana bak, heyecana bak. Mutlu mu oldun? Elişim tipini. Mutlu mu oldun aşkım? Evet. Söyle aşkım. Şimdi antibiyotik ve mama zamanı. Sonra da mis gibi rahat rahat uyur Allah'ın izniyle. Annesinin gözünün nuru kızı. Maşallah sana. Canım olur kendisi. Bu kız benim aşkım oluyor kendisi. Bu kız benim en şeyim oluyor kendisi. Uyumadı. Ben de aldım getirdim salonu. İlacını verdim. Mamasını verdim. Arkadaşlar robot süpürgeyle böyle bir de süpürttüm. Sildirdim. Evi. Bakın burayı da halının üstünden atlaya atlaya süpürdü, sildi. Minnacığımı buraya getirdim. Karnını yeniden doyurdum. Artık uykuya geçebileyim anneciğim. Böyle cam da açık. Bugün hava iyi gibi. Aşırı sıcak olmadı. Elif adayı banyo yaptırdığım için de açmadım klimayı. Attım biberlerden çıkardım böyle. Şimdi bunu tencerede pişireyim hemen. Kızartayım. Sonra da hava izin verirse patates falan kızartır ayarlarım. Arkadaşlar soğanımın olmadığını fark ettim. Markete gitmem gerekiyor ama benim bu üşengeçliğim ne olacak bilmiyorum gerçekten. Hiçbir yere gidesim gelmiyor. Evden çıkasım gelmiyor. Şimdi şöyle salçası, soğansız mercimek çorbası yapacağım. Kavurarak sadece tereyağı hemen hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağımı koyacağım. Sonra biraz eriyince unumu katacağım. Unu da kavurup salça koyacağım. Sonra baharatlarımı, sonra mercimeğimi ve kaynar su dökeceğim. Bu çorbayı bana ablam öğretmişti. Çok güzel olduğuna dair de. Daha önce de yaptım ben birkaç defa. Şöyle nane, kimyon, kırmızı biber ve karabiberini attım. Tuzunu sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen mercimeğimi güzelce bol suda yıkadım. Onu da dökelim içine. Şöyle çaydanlığımın altındaki suda sudan kattım arkadaşlar, kendime çay demlemiştim. Şöyle hemen unu, salçası iyice erise, kettle'da su kaynayınca da hala kaynamadı. Üzerine bayağı bolca su ekleyeceğim. Arkadaşlar şöyle biber kızartmamı yaptım. Şimdi sadece patates kızartması kaldı. Onu da katacağım. Sonrasında yoğurt diyeceğim. O yüzden erken yapıyorum ki soğusun, yoğurdunu öyle katayım. Mercimek çorbam da burada pişmek üzere. Bayağı dağıldı mercimekleri. Mis gibi kokuyor biliyorsanız. Bugün ne yaptım doğru düzgün bilmiyorum inanın. Ama Elif adayı banyo yaptırmak beni zaten biraz yoruyor. Üstümde bacaklarına üşümesin. Uyandı, biz bir gülüştükten sonra geri dağıldı. Şöyle bak. Elif ada. Günaydın aşkım. Günaydın annem. Kalktın mı? Kalktın mı kızım? Evet. Kalkmış benim kızım. Günaydın. Arkadaşlar ben boncuk kızıma ilaçlarını verdim. Mamasını içirdim. O yarım saattir uyuyor Elif adamın yaşı. Saat 12:30-1:30'da dersimiz var. O kurban olur annesini yaradım. Uyu bir tanem. Geceleri ağlama krizleri var. Bugün 5. gündür aynı şey oluyor. Geçecek inşallah. Minnoş, büyüme ataklarımı bilmiyorum. Ne istiyor bilmiyorum. Ne derdi var anlatmaya çalışıyor bilmiyorum. Ama iyi olacağız. Arkadaşlar Elif adayı böyle hızlıca giydirdim. Şu korseyi giydirmek hiç hızlıca olmuyor. 6-7 dakikadır şu ağını şöyle kapatmaya uğraşıyorum. Değil mi annem? Hemen şimdi saçlarını da güzelce bir tarayıp toplayalım. Arkadaşlar hazırız biz. Valla ben Oğuz Hoca normalde 1'de geliyordu. 1:30'da da gelse ben çok koştur koştur yapıyorum. Çünkü sabah yarım saat daha uyuyorum. Gece uyuyamadığımız için. Elif'a da dediğim gibi 5 gündür bir ağlama krizi var. Nedir bilmiyorum. Geceleri aynı saatte ağlama krizi tutuyor Elif adayı. Yanımıza alıyoruz, sakinleştirmeye çalışıyoruz. Bayağı zorluyor bizi. Şuradan çorap aldım arkadaşlar Elif adaya.
Çorabını giydirelim. Ama geçecek elbet Allah'ın izniyle. Neyi anlatmaya çalışıyor bilmiyoruz ama bize göre karnı ağrıyor gibi geliyor. Şuraya sizi yerleştireyim. Dün akşam arkadaşlar bu arada Zeynep geldi. Zeynep aslında sürekli gelip gidiyor gündüzleri de akşamları da ama ben vlog çekmediğim için rahat oturup çayımızı içiyoruz, muhabbetimizi ediyoruz, dertleşiyoruz. Ondan sonra Zeynep gidiyor. Dün akşam da geldi. Birlikte muhabbet ettik, çay içtik. Sonra biz tatile gidince Şansı'ya bakacak biliyorsunuz. O yüzden de evin yedek anahtarını aldı gitti Zeynep. Bir daha gelirim gelemem diye. Zaten yarın cuma, bugün fizik tedaviden sonra Allah izin verirse varizimi hazırlayacağım. Bavul mu valla bilmiyorum, böyle ne yaparım ne ederim ama bizimki sonbahar tatili olacak gibi. Aşırı sıcaklardan sonra sanki sonbaharlara da çabuk çok hızlı giriş yaptık gibi. Pay dinlediğimiz bir tatil olur. Evet annem. Evet, teyzelere konuşmaya çalışıyor benim kızım. Annem. Anam. Tükrüğünü bak kaçırıyordun. Evet. Sen öğretmenini mi bekliyorsun? Annem. Evet. Canımın içi. Ha bu 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 bu. Ha bu 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 bu. Hadi sen teyzelerle sohbet et. Ben buraya koyayım telefonu. Tamam, ben mutfaktaki işimi halledeyim de geleyim. Evet, konuş annem sen teyzelerle. Evet kızım. Anne, konuşuyor musun teyzelerle? He? Konuşuyor musun teyzelerle? Hemen hazırız. Fizyoterapistimizi bekliyoruz. Değil mi aşkım? Dün akşam arkadaşlar ben ütümü de yaptım. Fatih gece bavulları da çıkardı. Bugün dersten sonra Allah izin verirse biz hazırlanacağız tatil için, değil mi kızım? Değil mi bir tanem? Annem, şimdi tipi ne ya? Anne. Bak hop bak, evet. Değil mi annem? Evet. Evet, aferin sana. Aferin sana. Hoppa. Aferin sana. Sen de annem, kızma kızım. Oy benim güzel kızım. Oy Elif adam. Bitti mi aşkım dersin? May içti bu kız teyzeleyi. Yoruldu. Hele şunun tipi ne? Hadi gel üstünü değiştirelim anneciğim. Bak bak bak. Çıkı 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 çıkı. Çıkı 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 çıkı. Anne. Anne. Anne, Melicinin tipi ne? Annem. 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 Üstünü değiştirdim Minnoşumun. Hile kızıma benim. Evet, şimdi mamasını içireyim ilacıyla birlikte. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Evet, hemen ilacını içirelim. Geç kalmasın kuzumun. Şuraya da toparlayayım. Hoppa. Şu perdeyi dindireyim. Efendim.
Efendim aşkım, sen bana mı seslendin? Hı? Ham. Aferin sana. Çok güzel ders yaptı Elif Ada teyzeleri. Çok çekmedik bugün. Evet. Evet. Oğuz Hoca'ya merak ettiğim bir şey sordum arkadaşlar. Ben Elif Ada'yla böyle konuşurken falan bir de Instagram'da bir tepki verdi. Dün paylaşmıştım. Sen de beni seviyorsan gül Elif Ada diye. Nada gülmüştü. Onu paylaştım Instagram'da. Belki bu araya da koyarım. Yerim Elif Ada. Seni yerim boncuk kız. Sağlık suların olsun annem. Şifa olsun sana elimin değdiği her yer, her şey, tamam mı? Hı? Seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyor musun? Niye hemen yüz suratını büzdün öyle? Hı? Sen anneyi seviyor musun, sevmiyor musun? Gülersen diyeceğim ki Elif Ada anneyi seviyor. Aferin sana. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum anne kuzusu. Aferin sana. Aferin sana. Oy maşallah sana kuzu. Oğuz Hoca'ya dedim ki acaba ben anne olarak mı böyle hissediyorum? Hocam Elif Ada'nı dışarıdan da siz gören bir göz olarak bunu hissediyor musunuz diye sordum. Oğuz Hoca Elif Ada'nın görmeyle birebir hani temasla değil ama duyarak iki şekilde algılama şeyi varmış. Biri almak, biri de bir şey dedi. Elif Ada dedi hani söylediğinizi almıyor belki ama Elif Ada dedi size, babasına gözle görülür şekilde karşılık veriyor dedi. Belki de bu dedi hani biz dışarıdan gören birine bu anlamsız gelebilir ama Elif Ada'yı iyi takip eden ve bunu yakalayan biri için dedi. Ona da anlamlı gelecektir dedi. Elif Ada anlıyor ki size tepki veriyor dedi. Ona da çok sevindim çünkü bunu ben mi böyle görüyorum acaba diye hani anne olarak bunu böyle mi görmek istiyorum gibi de düşünüyordum. Valla arkadaşlar bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz Elif Ada'yla iletişiminizi, hani anne kız iletişiminiz belli oluyor dedi. Fatih Bey'i görmediğim için belki onunla da iletişim belli oluyordur dedi. Onunla da iletişim belli oluyor çok şükür. Ama o dedi dışarıya kendini kapatıyor olabilir dedi. Dışarıda da şöyle Elif Ada'nın hani karakter meselesi de olabilir bu dedi. Hani bir kişi bir ortama gider, 5 kişiyle arkadaş olur. Bir kişi bir ortama girer, hiçbiriyle arkadaş olmadan çıkar dedi. Bu onun karakteri de olabilir dedi. Ama dedi dışarıdan, yani ben Elif Ada'yı tanıyan ve gören biri olarak sizin iletişim şekliniz var Elif Ada'yla dedi. O da size tepki veriyor dedi. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum ama bunu bazen acaba ben anne olarak mı böyle ne bileyim bazen anne dediğini ve ona istemsizce yani o an belki algılamıyorum ama videoları düzenlerken fark ediyorum. Anne dediğini hissediyorum. İşte böyle gülerek ve tepkisel olarak bir şeyler söylediğimde ve sorduğumda cevap verdiğinde ben mi acaba öyle hissediyorum diye düşünüyordum ama... Sizler ne düşünüyorsunuz sezileri Elif Ada tepkilerini? Siz de fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama Elif Ada'nın şöyle de bir huyu var. Mesela Konya'ya gittiğimizde 2-3 gün teyzelerin mesela Gökçür'ün sesini biliyor. Ablamın sesini de biliyor. Onlara da tepkisi farklı oluyor mesela diğerlerine göre. Elif Ada tanıdığı ve sesi yani tanıdığı sesleri daha doğrusu. Belki de bunu kokuyla da idrak ediyor olabilir bilmiyorum. Ama bizim gördüğümüz sesle takip ediyor. Onlara da tepkiyi çok güzel veriyordu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne görüyorsunuz? Elif Ada'nın böyle hani anlatabildim mi bilmiyorum. Oğuz Hoca'da dedim anladım ben siz dedi. Ama böyle sevindim de onu duyduğuma. Çünkü Elif Ada hani boş mu bakıyor yoksa algılıyor mu? Bunu anlamaya çalışıyordum. Çok şükür yavaş yavaş her şey olacak. Değil mi anneciğim? Her şey olacak. Yeniden anne dediği günleri de duyacağım. Hatta şey dedi Oğuz Hoca'nın yanında Elif Ada böyle sesler çıkarıyordu. Hatta böyle kendince sesler ve kelimeler de sanki türetmeye çalışıyor gibi dedi. Çok şükür. Henüz'ün tipine. Çok şükür. Maşallah benim kızıma. Evet hadi ilacını içelim. Hadi mamanı içelim annem. Arkadaşlar Elif Ada'nın karnını doyurdum. Şimdi daha çamaşırları katlamadan hemen şuraya Elif Ada'nın malzemelerini hatta şu bavuluna bu Elif Ada'nın bu bizim bavulumuz. Buna hazırlamaya başlayayım. Hemen şöyle ne giyecek ne yapacak. Mayolarını alacağım ama hava serin olursa öğlenleri sıcak oluyor yine. Fethiye'de öyle olursa bilmiyorum havuza değil ama belki denize ya da havuza koyabilir miyiz onu da bilmiyorum. Ama yanımda alacağım yok demeyeceğim. Havayı soğuk istersem zaten yapmam. Koymam yani havuza da denize de. Bakalım şimdi şöyle hem uzun kollu badiler hem uzun kollu işte külotlu çoraptır.
pijamadır, eşofman altıdır. Onları da ayarlayacağım. Hemen şöyle bir hazırlayalım. Şöyle arkadaşlar, Elif'i de alacağım. Kıyafetleri genel olarak hazırladım. Valize bunları yerleştireceğim. Sonra kendi kıyafetlerimi ayarlayacağım. Arkadaşlar şu şekilde genel olarak ben kendimkileri de Elif Adan'ınkileri de hazırladım. Valizin diğer tarafına da Elif Adan'ınkileri de kalanları falan Fatih'inkileri yerleştiririz. Artık dinlenme zamanı. Bugün yorgun hissediyorum. Elif Adan'la. Elif Adan uyuyor. Bir çay demledim. Yanında oturup bir çay içeceğim. Böyle hazır gibi çok şükür. Yarın da bütün ilaçlarımızı topladım mı tamamdır Allah'ın izniyle. Annem, uyandın mı bir tanem? Uyandın mı boncuk kızım? Ya tatile gidiyoruz. Sana bir sürü cüceler hazırladım ben. Senin bavulunu hazırladım ben. Evet boncuk kızım. Hala yorgun musun? O fizik tedavi seni çok yoruyor değil mi? Ama çok güzel yapıyorsun biliyor musun? Arkadaşlar biz güne başladık. Ben kendime tost yaptım, yumurta pişirdim, kahvaltımı yapacağım. Elif Adan'ın karnını doyurdum, ilaçlarını verdim. Şimdi buharlarını vereceğim. Uykuya geçecek minnoş. Elif Adan, teyzeleri Elif Adan uyandı. Evet. Ezan okunuyor aşkım. Evet. Ay, kurban olurum Rabbim cumaların yüzü suyu hürmetine. Şifa bekleyen herkese şifa versin. Kalbinde, gönlünde darlığı olanlara ferahlık versin inşallah. Evet. Heyecanlanışa bak, heyecanlanışa bak. Kuzum benim. Dersimiz var. Evet. Ders var arkadaşlar. Şimdi Elif Adayı toparlayacağım, evi toparlayacağım. Akşamüstü de koltuklarımı almaya gelecekler kılıflamak için. Burada bugün bayağı bir işimiz var. Sonra ben Elif Adan'ın tatil için ilaçlarını hazırlayacağım. Aspiratörünü, nebulizatörünü hepsini hazırlayacağım. Evet. Ağza bakışa bak. Ne bekliyorsun sen benden? Sen benden ne bekliyorsun? Böyle sıkıştırayım mı istiyorsun? Sıkıştırayım mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ha, hele suratını. Hele suratını. Annem. Annem. Hadi Elif Ada, bir saatimiz kaldı, oyalanmayalım. Hadi annem. Hadi annem. Allah 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 Allah. Hasan hocayı görecek benim kızım aylar sonra. Hasan öğretmenini görecek benim kızım aylar sonra. Belki de bir yıl oldu. Evet. Dinleyelim. Hadi bakayım annem. Anne. Annem. Baba. Babam. Anne. Annem. Hadi söyle aşkım. Baba. Hadi. Oy, kurban olurum ben senin. Olacak anneciğim zamanla, tamam mı? O da olacak. İnşallah. Arkadaşlar herkes hazır. Şanslı da burada bekliyor. Şimdi buraları hemen yerleştirip Elif Adan'ın minderine getireceğim de ben hazırlanacağım. Evet, işlerimi hallettim. Evet aşkım. Evet canım. Ne oldu? Senin ağzından gelenlerin ne oldu? Arkadaşlar ben de hazırım şimdi. Yaklaşık yarım saatimiz var. O Hasan Hoca en geç 2:30 gibi gelirim dedi. Bugün belki de bir yıl aradan sonra Hasan Hocamız derse geliyor. İnanın çok mutluyum. Bugünler benim için hayaldi bir dönem. Onca zorluğu yaşarken, sıkıntıyı yaşarken yeniden bu rutinlerime dönüp yeniden bugünleri görür müyüm hiç bilmiyordum. Hepsi hayaldi dediğim gibi. Hepsi benim gözyaşımla için duamdı. Rabbime binlerce şükürler olsun. Bugün Elif Ada haftanın 3. dersini alacak Allah'ın izniyle. Ve uzun zaman sonra Hasan Hocam'la yeniden görüşeceğiz değil mi anneciğim? Ha, konuş teyzem. Evet aşkım. Ha. Evet bir tane. Ha 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 ha
Arkadaşlar bir de bugün koltuklarımın öncesi ve sonrası yapmak için bir fotoğraf çekelim. Hatta video çekelim. Bugün çünkü koltuklarım gidiyor. Biz tatilden gelene kadar yapılır mı bilmiyorum ama bir hafta en azından geçmiş olur. Hadi bir öncesi sonrası yapalım sizinle. Şöyle koltuklarımın önceki hali şu şekilde. Bir de koltuklarım yenilendiğinde yeni halini çekeriz. Sonraki halini çekeriz. Bakalım çok güzel olacak diye düşünüyorum. Benim için dedim ya arkadaşlar, renkler yine aynı tonlar. Benim için fark etmedi. Benim için temizliği çok zor olduğu için değişiyor koltuklar. Ve şanslı aslında görünmeyen bir tarafta da şansının da fazlaca arkadaşlar tırnakladı. Ve benim diktiğim yerler var koltuğumda, yüzlerinde maalesef. Olsun canı sağ olsun ama artık tırmalayamayacağı öyle söyledi döşemeci. Tay tüyünü kolay kolay tırmalayamıyorlarmış. Tırmalama tahtası var ama bu minnoş. Değil mi aşkım? O yüzden de değiştireceğim arkadaşlar. İnşallah çok güzel olacak diye düşünüyorum. Şanslı. Çok tatlı bu oğlan, teyzeler ama çok tüy döküyor bu ara. Arkadaşlar. Son 4-5 dakika, inşallah daha da gecikmez Hasan hocamız. En geç 2.30 gibi orada olurum demişti. Bekliyoruz. Değil mi anneciğim? Bekliyoruz öğretmenimizi. Allah'ım bu kızın ballarından öper annesi. Balları ne güzel parlıyor orada. Heyecanlı mısın? Ha? Uzun zaman sonra öğretmenini göreceksin. Heyecanlı mısın? Ha, çok mu heyecanlısın? Çok heyecanlısın. Oh, bal kız bu teyzeleri. Bal kız bu teyzeleri. Bal kız bu teyzeleri. Aşkım benim. Annem. Sarıl anne. Sarıl anne kocaman. Sarıl. Sarıl. Sarılacak mısın? Oh ben de sana sarılayım. Oh. Oh. Aşkım annem. Annem. Canım. 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 Hoppa. Canım. Canım. Şimdi oyun istiyor oyun. Oyun istiyor bu boncuk kız teyzeleri. Oyun istiyor bu boncuk kız teyzeleri. Oyun, oyun, oyun. Hoppadik hoppidik hoppidik hop. Hoppidik hop. Elimi de tutmaya çalışması yok mu? Seni yerim boncuk kız. Kız boncuk kız, boncuk kız seni yerim. Kıkırdayışı. Allah Allah. Allah Allah. Ağzın kurudu Gülcem diye. Güzel gül. Güzel gül. Güzel gül eline. Güzel gül oradan işte. Boğazın acıdı işte güzel gül. Oy, aşkım bu benim ya teyzeler. Aşkım. Heh. Annem. Aa. Annem. Aa. Güzel gül dedim sana. Aa. Sen özledin mi anneyi? Oh, oh, aşkım benim. Heyecana bak. Heyecana bak. Heyecana bak. Heyecana bak. Kim gelmiş Elif? Ya kim gelmiş? Özledin mi öğretmenin Elif? Bir yıl oldu mu hocam? Oldu değil mi? Ya Elif. Kim geldi annem? Ya kavuştun mu sen öğretmenine ya, özledin mi? He? Hmm, özlemiş öğretmeni sizi. Şükür değil mi annem? Annem. Allah razı olsun hocam bu arada duyarlılığınız için de. Evet, evet. Ya kim gelmiş Elif Ada? Nasılsın? Evet, stres olacak bir şey yok. Tamam. Yok, yok. Tamam. Diş gıcırtılarımız başladı öğretmeni. Yok annem, yok. He? Evet, sen gül gül. Sen ne yapacaksın diş gıcırtısına? Gül. O çok sever, top dokunsun yeter ki. Tutsun yeter ki. Yüzün ya. Annem.
Hop bak. Hop bak. Hop bak. Hop bak. Çok özledin mi annemi, öğretmenini? Evet ya. Sen çok tatlısın. Evet. Hadi ses çıkıyor. Özledim sizi öğretmenim de. Annem bana hep size anlattı de. Bütün arayanları anlattı de. Dua edenleri anlattı de. Ben biliyordum ya orada. Duyuyordum ben hepsini de. Kuvvetli, güçlü bir kız olduğu için. Ay çok şükür. Değil mi annem? Çok şükür. Çok dua edildi öğretmenim. Ben duanın gücüne de inanıyorum hocam ya. Dua. Kesinlikle. Ya? Evet sen çok besledin ya. Evet. 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 Şimdi önce söylediniz ya, operasyon da tabii etkisi büyüktür. Yani racin göğüs var demiştik. Hakikaten yani evet. Lateral ikisi de şeydi. Çok enteresan bu tarafa. İyice şişti. Şeyi ayağında ne fark ettiniz hocam? Genel olarak orası kısıtlanmış değil mi? Kalça. Yani sağ kalçamız ve ayak bileklerimiz daha çok. Dönmüş. Annem hatırladın mı öğretmenini? He? Nasıl baktın sen öyle? Evet. Nasıl baktın sen öyle? Evet aşkım. Anlatıyor size. Anlatıyor size. Evet anne. Tamamen sağdan. Evet sağ. Sağ gitti. Sağ gitti gitti sağ. Pozisyonlayacağız seni değil mi Elif Ada? Oraya bir destek lazım. Evet. Ayaklarının arkada şey... Onu böyle koyabiliriz. Ay cimcimeye ay. Nasıl seviniyor. Nasıl seviniyor. Prenses. Ay. Konuşun benimle yeter ki değil mi annem? Onu yapma diyor ama Çanakkale öğretmeninde yapma diyor, yapma. Evet. Evet. Karnı kıkır diyor ya. Çok mutlu oldun? Evet. Siz anlatın öğretmenim, bizim papucumuzu dama atmışsınız siz de. Siz bizi aldatmışsınız de. He. Ne yaptınız de? Hani bendim sizin bir taneniz de. Arkadaşlar, Hasan Hoca ile de dersimiz bitti değil mi Elif Ada? Elif Ada yoruldu. Böyle korsesini çıkardık. Evet annem. Hasan Hocam ameliyat yerine, göğüs kafesine. Sağ tarafa doğru şekli çok bozulmuş vücudumun dedi. Ara ara da size de çektim, duymuşsunuzdur. Kıyamam dedi. Yani bildiğiniz o kulağındaki yara, ayaklarındaki yara hep sol tarafında olduğu için bası yaraları. Hep sağa çevrilmek zorunda kaldı. Dalak ameliyatından sonra da ameliyat yerine baktı. Vücudunu oturtturdu. Göğüs kafesinin öne çıkıntısına baktı. Arkadaki skolyozuna baktı derken. Elif Ada'nın üstünü çıkardık. Evet. Oturttu, önden arkadan her yerinden muayene etti. Sağ ayak mı oluyor, sol ayak kalçasında artık tamamen kapanmalar olduğunu, yani Oğuz Hoca ile de konuşup nasıl ilerlemeleri gerektiğini birlikte inşallah Elif Ada'yı eski haline getiririz biz yine dedi. Evet annem, çok üzüldüm Elif Ada. Şey yaptı, bayağı deforme olmuş vücudu dedi. Neler geçmedi ki? Evet, önceliğimiz hep nefes alması sağlığıydı. Arkadaşlar, Elif Ada'nın üstünü değiştirdim. Şimdi onu yatak odasına geçirdim. İlacını verdim, mamasını verdim. Şimdi başucuna götüreceğim. Buraları toparlayacağım. Koltukları almaya geliyorlarmış. Halısını kaldıracağım. Süpürmüştüm zaten, direkt toparlayacağım. Elif Ada. Hadi yatalım aşkım. Hadi yatalım aşkım. Yine tüpünüzünü yiyelim annem. Oh. 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 Ben de şöyle
Salonu tamamen topladım. Bu tekliği buraya çektim. Böyle arkadaşlar, şu yastıklara örnek vereceğim. Elif adı odada uyudu çok şükür. Şununla şu yastığı da örnek vereceğim kılıflar için. Şu hava temizleyiciyi hop kapatalım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Vallahi temizlemesi kolay olsun da inanın artık öyle. Hani evet, her şeye özeniyorsunuz ama temizlik en başta geliyor. Hele ki özel çocuğunuz ve evinizde kediniz varsa. Neyse abi, arabanın kontağını kapattı. Kapıyı açalım. Arkadaşlar o kadar zor oldu ki abiler bunun her yerini sökmek zorunda kaldılar çıkarmak için. Ama başardılar. Bunun koltuğunu indirdiler. Şimdi bunlar kaldı. Ve mobilyalarım yüklendi arkadaşlar. Gidiyor. Arkadaşlar şöyle oldu. Neydi bu arada? Şimdi oraları süpüreceğim. Şu kıymıkları, büyük parçaları ve çivileri elimle toplayıp hemen süpüreceğim. Deme şanslı. Şanslı olsun durdu. Elif adada yatak odasında uyuyor arkadaşlar. Ha, minnoşum yoruldu. Biliyordum onun da uyuyacağını. Neyse velhasılı böyle. Bakalım geldiğinde inşallah çok güzel bir şekilde geri gelir. Ama şans onları yemiyoruz. Onlar senin ağzına batar. Bunları topluyoruz, tamam mı? Sonra da süpürüyoruz anneciğim. Çekil oradan. Arkadaşlar buraları süpürdüm. Halısını da şöyle açtım ki Elif adanın minderini şöyle koyarsak biz de sırtımızı dayayabiliriz diye düşündüm. Şimdi şuraya bir de şanslıya peteğin önüne bir tane Eymen'in minderi vardı, rahmetlimin anneannesi yapmıştı. Onu getirip koyacağım. Şansı biz yokken rahat etsin diye de şöyle bir minder çıkardım ona. Arkadaşlar bugünlük de artık bizden bu kadar olsun, inanın çok yoruldum bugün. Elif adam minnoşu da uyuyor. Saat zaten şu anda 6'yı 10 geçiyor. Minderimi de böyle getirdim. Yarın ben yeni bir vlog, tatil vlog başlatacağım inşallah. Bugün akşam ise götüreceğimiz zeytinli, şekerli, çaylı onları ayarlayacağım. Elif adanın ilaçlarını ayarlarız Fatih'le. Ondan sonra da Allah'ın izniyle tatil vlogunu başlatırım. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Meleğimi dualarınızla eksik etmezsiniz biliyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.